Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bu kısmı yapacağız. Yani en çok izlenen postları göstereceğiz burada, gönderileri. O yüzden hemen Dreamweaver'a geliyorum. Öncelikle başlığımı temizleyelim, düzeltelim. En çok okunan mı, izlenen diyelim. Ardından bizim tekrarlanacak kısmımız şu Lee. Bakın dikkat ederseniz burada Lee'ler 3 tane var. Demek ki bizim her seferinde while döngüsü için alacağımız yer burası. O yüzden benim şu kısımları silmem gerekiyor şu şekilde. Ardından tabii ki bir PHP tag'imizi açıyoruz. Sorgumuzu yazıyoruz. MySQL query. Şimdi sorgumuzu yazarken nasıl yazacağız? Benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bu şekilde. Mesela bunu türlerin içine resim diye bir hücre açmam lazım. Burada ne var? Gönderimin şu şekilde başlığı var. Şurada da tarihi var. Yani benim iki tane tablodan bilgi almam lazım. Hemen tablolarıma geri geliyorum buradan. Benim türler tablomda. Burada türlerle ilgili bir resim hücresi açmak istiyorum. Hemen yapıya geliyorum. Bir git diyorum buradan. Ve tür resim dedim. Varchar 100 olsun. Kaydet dedik. Beklendi. Şimdi arkadaşlar ben daha vakit kaybetmemek amaçlı resimler indirmiştim. Göstereyim. Ders resimleri diye bir klasör oluşturdum. İçine şu resimleri attım. Görünüm ve büyük simgeler. Siz de netten bulup koyabilirsiniz. Ben örnek amaçlı yazdım. Buraya şimdi bu dosyaların isimlerini yazacağım. Mesela PHP'ni yazacağım. Buraya php.png uzantısıyla birlikte. Mesela C#'a aynı şekilde C#.png MySQL.png MySQL.png AS3.JPEG pardon 3 dedik 4 yazdık ve Python daha doğrusu .JPEG. Bunu yazdıktan sonra hemen SQL'imi yazmaya başlıyorum. Select yıldız from nereden bilgi alacağım? İçerikler. Tabii ki bunu neye göre alacağım? İzlenmeye göre order by izlenme dedim. Bunun son 5 tanesini istiyorum. Limit 5 dedim. Bu SQL sorgumuzu bir MySQL'de çalıştıralım. Buraya geldim. Bunu sildim, yazdım. Bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar izlenme sayısı küçükten büyüğe doğru sıralandı. Ama ben tam tersini istiyorum. Büyükten küçüğe. Yani buraya o zaman ne yazacağım? Descending. Gördüğünüz gibi bu sefer izlenmesi büyükten küçüğe doğru sıralandı. Bunu yaptım. Şimdi bana bir de türler lazım. O yüzden ne yapmam lazım? İçeriklerden sonra left join. Ardından bağlayacağım tablo. Yani türler tablosu. 10. Şimdi burada bir eşlik yapmam lazım. Türlerdeki geliyorum arkadaşlar buraya. Tür ID'si ile benim neresi eşit olması lazım? Türlerdeki tür ID ile mesela burada tekrar göstereyim. Tür ID ile içeriklerdeki tür ID'si eşit olması lazım. O yüzden ben de buraya ne yazmam lazım? Türler nokta tür ID eşit olacak içerikler nokta tür ID'ye. Sonra bunları order by şeklinde yani sıralama yap. Ama nereden? Tersten sıralama yap. Yani büyükten küçüğe ve ekrana göster. Bunu aldım. Hatta git diyelim bakalım ne olacak. Çalıştı mı? Evet çalıştı. Bakın gördüğünüz gibi PHP değişkenine C#, MySQL, PHP dersi olarak bunlar içerikler. Bizim türlerimiz nerede bakalım. Tür. Evet gördüğünüz gibi mesela PHP değişkenler PHP'ymiş. C#, MySQL, ActionScript 3.0 dersin adı. Ben bu bilgilerin resim yolunu çekeceğim. Yani PHP, C#, MySQL ve AS3. Böylelikle çekebileceğim. Hemen bunu kopyalıyorum. Ardından Dreamweaver'a dönüyorum ve buraya yapıştırıyorum eksiksiz bir şekilde. Şimdi sorgumu yazdım. Tabii ki sorgumu bir değişkene atamam lazım. Ne demem lazım?
popüler en çok sorgu diyelim. En çok izlenen sorgu şeklinde sorgumu oluşturdum. Ve bir alt satıra geçeceğim. Bir de bunu while döngüsüne alalım önce. En çok izlenen sorgu değil, ne olacak? Sonuç. MySQL fetch object dedim. Ardından bunu neye alıyoruz? Sorguyu. Buraya sorgumuzu aldık. Daha doğrusu sorgumuzu alacağız. Pardon. Şimdi süslü parantezlerimi açıyorum. Nereye kadardı? Li'ye kadardı. Hemen buraya da PHP tag'imi açtım, kapattım. Süslü parantezimi yazdım. Öncelikle buradan başlayalım. Buraya ne gelecek? Ders resimleri dedik. Deklasörümüzün adına slash koyduk. Şimdi buraya PHP tag'imi açtım, kapattım. Echo en çok izlenen sonuç diyoruz arkadaşlar, unutmayın. Buraya ne gelecek? Tür resim. Bakalım ne yazdık ismini, hatırlayamadım. Galiba kapattım. Tekrar bir localhost'u açmam lazım. PHP MyAdmin. Git dedik. Ve siteye geldik. Türler. Tür resimmiş. Buraya tür resmi yazdık. Bu tamamdır. Hemen bunu kopyalıyorum. Buraya kadar. Şimdi bizim buraya neyi çekeceğiz? İçeriğimizin başlığını. Hemen bunu yapıştırdım. İçerik başlıktı ismi. Bunu da yazdık. Tabi de buna bir link vermemiz lazım. Yani hangi içerik sona gitmesi lazım? Ne yapıyorduk? index.php. Şöyle göstereyim bunu size anlamanız açısından. index.php. Şimdi ben buradan, bakın resimler geldi. Buradan PHP değişkenlerine tıkladığım zaman aynı buradaki şekilde tıkladığım gibi, yani devamını oku dediğimde, bakın arkadaşlar ne yaptı? index.php soru işareti s.detail.php ve id'sini gönderdi. O zaman ben de aynısını yapacağım. Buraya ne yazacağım? S eşittir detail.php ve id'si şu olan gelsin. id'yi nasıl çekeceğim? Buraya içerik id şeklinde çekeceğim. Bunu da yaptıktan sonra buraya tarih çekeceğim. Nerede tarihim? Benim içerik tarih diye bir hücrem vardı. Buraya onu da çektim. Resimlerim biraz büyük oldu. O yüzden buraya geliyorum. Width değerini 32 yapalım. Ve height değerini de 32 yapalım. Bakalım görünüm nasıl olacak. F5 dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resimler geldi. Mesela şu an 1, 2, 3 yazıyor. Biz buraya ne çektik? Buraya biz içerik ID'yi çektik. Şuraya, pardon, bu içerik ID'yi arkadaşlar linke koyacağız. Yani şuraya. Bizim bu link kısmına da içerik başlık çekeceğiz. İçerik başlık. Yani şurası link. Ben yanlış yere yazdım az önce. Burası link olacak. Burası da başlık. Tekrar refreshledik ve gördüğünüz gibi geldi. Ben buna şimdi tıkladığım zaman, mesela buna tıklayayım. Gördüğünüz gibi gönderiye gitti. Yani ana sayfadaki şuradan farksız. Şuna devamını oku dediğimde gidiyor. Burada ana sayfamda en son gönderiler. Burada da en çok izlenenler bulunmakta arkadaşlar. Bu dersimizde başka neler yaptık? Bir de arkadaşlar şurada şu yorum kısmını artık silebiliriz. Yani neresi bu? Detay sayfası. Detay sayfasına geliyorum. Sayfalar. Detay PHP. Şuraya geliyorum. Nerede o? Pardon, detay PHP değil. Ana sayfa PHP'de o kısım. Ana sayfa PHP'ye geliyoruz. Şu kısım. Artık burası bizim işimize yaramıyor nasıl olsa. Biz bu kısmı halletmiştik ve sildik. Burayı da sildik. Yani nasıl oldu bakalım son haline. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde şu ana kadar sitemizi yapmaya devam ediyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.